Çağatay'la haberinizi herkes görmüş mü tatlım? Aşağı yukarı. Tepkiler nasıl? Muhtelif. Abla! Oğlum yalan haber, yalan. Abla! Oğlum biz özellikle yaptık, palavradan yaptık. Abla! Oğlum! Deniz beni beğeniyor yalnız. Çok sert. Wow. Oo, çok sert. Ay, bunlar şimdi yarın bir gün kavga ederse sette görüşmek de istemezler. Sahnelerini ayrı ayrı program yapmak lazım. Öf, her şey bana iş ya. Kız bakar mısın? Pı maşallah. Sanatçı arkadaşım benim. Abla, bak bu Çağatay meselesinin yüzde kaç doğruluk payı varsa, 10'sa 10, 20 ise 20, o kadar dakika döveceğim o herifi. Dik olarak döversen Boracığım, çünkü uzun biri. Ha? Akıntı çağınızı alıştırması mı tatlım? Ne? Konservatuvarda yapardık. Herkes bedeniyle bir hayvan olurdu. Seninki akıntı çağınızı mı? Ya yok ya, bu portatif yatak yüzünden oldu. Abla sen bana doğru düzgün adam gibi bir yatak alsana ya. Ne bu ya? Ben niye o geçici olarak aldığımız pide kalınlığındaki yatakta yatıyorum? Çünkü İstanbul'da geçici olarak kalacaktın Boracığım. Kalıcı olarak kalmayacaktın. Birkaç ay kal demiştim. Hatırlarsan birinci bölümü. Abla bana para ver ya. Bana para ver. Ben yatak alacağım ya. Bu ne ya? Fakru zaruret içindeyim. Halime bak. Ne yapayım? Dileneyim mi ben ya? Bu halde dilenirsen parayı kırarsın biliyor musun? Ah! Kullanılmış mı ya bu? Az kullanılmış. Bayandan diyorsun. Onu bilmiyorum ama bir sanatçı kullanmış dediler. Galiba setlerde dekor olarak kullanılmış bir iki kere. Ben öyle anladım. Oo, çok sert. Ne var canım sette dekor olarak kullanınca? Allah Allah, üzerinde çamur güreşi mi yapılıyor? Ya onu demiyorum abla, yatak sert, taş gibi. Ha. İyi işte, diri tutar. Uyurken. Ya oğlum yeni yatak alacak paramız yok işte. Aman idare et ya. Şu an yanımda kendisi. Ama çok yoğun. Ama siz yabancı değilsiniz. İsterseniz asistan aradan çıkarıp direkt görüştürebilirim sizi kendisiyle. Denizciğim. Prensip olarak reklam filminde oynamaya karşı değilsin değil mi tatlım? Ne prensibi ya? Açlıktan ölüyoruz burada. Arkadaşım. Açlıktan beyin hücrelerini de öldü galiba. Tamsın sen. Kendini ağırdan sat. Reklam teklifi var, yüz sabunu. Gerçekten. İsteksiz konuş. İmajımı satmak istemiyorum. Birkaç teklif daha geldi, reddettim de. Pazarlık yap. Şimdi provadan çıktı da Deniz. Sefilleri oynuyor. Evet, tiyatroda. Hemen veriyorum. Hoşça kalın. Alo, merhaba. Evet. 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 Kaç? Tamam, kabul ediyorum. Çok teşekkürler. Ya ne yapayım? Açılay, sefilleri oynuyoruz burada. Kaç para, kaç para? Kaç para, kaç para dedi, kaç para dedi? Yazgı ve Civan'ın düğün gecesi. Civan Yazgı'nın duvağını açar, Yazgı ağlar. Zahter elinde silahla girip onları vurmaya kalkarken Fırat gelip onu durdurur. Da, şimdi Civan ve Yazgı Mardin'e üniversite kazanıp da mı gelmiş? Nedir bu dandik öğrenci yatağı kızım ya? Hocam, bütçe olmadığı için art direktörümüz istediğiniz antika pirinç yatağı bulamadı. Ya bütçe olduktan sonra benim babam da art direktör olur. Art direktörün hası parasız, pulsuz, rica minnet, yalvar yakar, her şeyi bulan adamdır. Çağır bana, nerede o? İşi bıraktı hocam. Deniz'in resmini açın biraz çocuğum. Deniz'in resmi o ya, hiç benzemiyor. Hangisi? Şu. Yılan kadın. Deniz yılan kadın mı dizide?
Kim bu? Emir Bey'in arkadaşı. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçelim yerlere. Resimler iyi. Hadi bakalım, çekelim. Kayıt. Oyun. Civan, sen benim kardeşimsin. Nasıl olacak? Nasıl bitecek bu gece? Artık oldu bittiye getireceğiz bacım. Ne yapalım? Sen de benim kardeşimsin ama... artık bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ben görev adamıyım. Görevimi yapacağım mecbur. Civan! Civan! Zafer! Yazgı! Sadece teorisini konuşuyorduk bacım. Pratikte bir şey yaşanmamıştır. Yaşanmayacak da yazdı. Civan benim kaderim. Kara tutum, çatal karam o benim. Bu düğünün bedelini canınla ödeyeceksin. Civan'ı sana ölü ya da diri ya da yaralı yar etmem. Bu dededen kalma gelin yatağı da senin sandukan olacaktır. Şiddet çözüm değil, şiddet barbarlıktır. Eğer içinizden biri ötekinin kılına zarar verirse hepinizi vururum. Bu bahtsız köy çok acılar çekti. Töreye çok kurban verdi. Çok zaman harcadık. Artık zaman bizi harcıyor dostlar. Bu köy... Duvarlar ahşap mı yoksa suntadan mı hocam ya? Kestik. Ne yapıyorsun abi? Moron musun sen? Sesli çekim yapıyoruz burada. Nasıl ya? Ağa sazanlıkta uzay oldu bu yalnız. Mahvettin sahneyi sevgilim. Hem de tam da benim tiradımın ortasında. Şimdi hepsini baştan oynayacağız. Pardon ya, ben sadece... Boş verin arkadaşlar, zaten bu yatakla olmuyor. Esra, bir pirinç antika yatak bulamıyor muyuz kızım? Ben bulurum size. Hadi ya. Evet, vallahi ne olacak ki yani? Bizim bir tane mobilya atölyemiz var, şimdi gider oradan getiririm hemen. Yalnız para vermem. Aa, ne parası ya? Lafı bile olmaz. Yani sanata biraz da bizim katkımız olsun değil mi? Biz de Cihangirliyiz yani. Sen yatak getirmezsen, ben yatak getirmezsem bu gençler nasıl sevişecek burada? He? Senaryo icabı tabii yani, değil mi? Ben bir yarım saate hemen alır gelirim. Tam istediğim gibi vallahi. Çok da rahat. Abi böyle başka ihtiyacınız olursa hani kanepe, sunta, gardırop, yüzme havuzu, helikopter... bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Yani ücrete falan da gerek yok. Şirket bizim olduğu için. Rıza. Bizim dizinin art direktörü olur musun? Vallahi. Art direktör. Söyleyemediği şeyi nasıl olacaksın? Gerçekten mi? Evet. Ne oldun sen şimdi sette tam olarak? Art direktör. Ne? Art direktör. Allah Allah. Rıza, bir dakika. O değil de, şimdi bu yatak kimindi? Şu an bilmiyoruz, öyle mi? Ha, onda şimdi bir yanlış anlaşılma var. O sette falan kullanmamış. O bir sanatçınınmış galiba. Ondan sonra bir 10 gün kullanmış, arkasında bizim atölyeye satmış. Niye sizin atölyeye satıyor ki? Ya işte bizim mobilya atölyesi var. Biz böyle ikinci el eşyaları alıyoruz, yeniliyoruz. Üzerinde birkaç ufak değişiklik yapıyoruz. Ondan sonra da Cihangir'deki sanatçıları biz bunları kakalı şey yapıyoruz. Sanatçıların beğenisine sunuyoruz. İkinci el yatak saçma değil mi abi? Abicim biz işte karyola sattığımız için... teşhir amacıyla demek ki bunu almışlar. Ben de pirinç karyolunun üzerinde bunu sete götürdüm. Ben mektubu yazan hatunu merak ettim de biraz. Ne yazıyor ki mektupta? Mektup enteresan. Sentimental, yoğun. Acıyan bir ruh var. Devinen. Biçiminden çok içeriye etkiledi bizi. Ha. Sen şimdi bunu söylediklerini anlamışsındır değil mi abi? Sanat çevresindesin. Dizi setinde çalışıyorsun sonuçta şey olarak. Neydi ya? Art direktör. Ama yeter ya. Yeter ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.